Geldim. Geldim. Buyurun. Merhaba ablacığım. Merhaba, buyurun. Dağının evi miydi burası? Evet, siz kimsiniz? Ben onun bir arkadaşıyım. Döndüğünü öğrendim de göreyim dedim. Nereden arkadaşısınız acaba? Ben sizi hiç görmedim daha önce de. Eskiden arkadaşıyım. Evde miydi kendisi acaba? Yok, evde değil. Ne zaman gelir acaba? Vallahi onu bilmiyorum. Sağ solu belli olmuyor onu. Evet. Aradım ama telefonunu açmadı. 2 saat sonra otobüsüm var. Dönüyorum memlekete. Görüşemeyeceğiz herhalde. Kısmet. Valla ben biraz daha bekleyeyim onu. Görmeden gitmek istemiyorum ya. Bu yakınlarda bir kahve falan var mıydı acaba? Valla bu yakınlarda bir kahve falan benim bildiğim yok. İsterseniz buyurun. Buyurun içeride bekleyin. Buyurun. Valla rahatsız etmeyeyim ya. Yok canım, ne rahatsızlığı. Hem yeni çay da demlemiştim. Belki gelir. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Buyurun. Terliğimiz de var, buyurun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Buyurun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Rüzgar, Dağhan'ın kardeşi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Dağhan senden çok bahsetti delikanlı. Öyle mi? Benim de bir kardeşim vardı da maalesef öldü. Aa, Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Anne, misafirimiz kim? Abinin arkadaşı. Dışarıda bekleyecekti. Burada beklesin diye içeri davet ettim. Bilmediğim ne? Elime alabilir miyim? Onun da gelip gelmeyeceği belli değil. Biz de birazdan yatacağız zaten. Kaşımı daha yeni koydum be dayı. Annem, benim de karnım aç da. Hadi sen bana da bir şeyler yap. Daha efendi gelmeden sıkımlanayım. Sen benim ne dediğimi duymadın galiba. Hey, hey, hey. Evet. Ne oluyor lan? Geç. Tamam, tamam. Ben duydum da bu duymamış. Bir de buna söyle bakayım. Abicim konuşsak mı bir ilk başta? Tamam, tamam. Ne yapıyorsun? Anneciğim, hiç misafirperver değilsin ama. Karnım aç diyorum. Annem. Cep telefonu nerede? Burada. Tamam, devam et. Bekleme yapma. Mutfağa geç. Abi o... Dağhan'la ne derdin var bilmiyorum ama... Kardeşimi öldürdü. Hem de nasıl öldürdü biliyor musun? Zalimce. Hani canavarca hislerle derler ya. Aynen öyle. Senin oğlun... ağır bir psikopat dayı.
Sen bayağı mülayim bir adam gibi duruyorsun halbuki. Annem. Soda getirsene. İçim yandı. Benim tuvalete gitmem gerek. Dayı. Telefonu masaya koy. Ne yapıyorsun burada? Hı? Bırak onu. Ah! Baba! Ah! Vay o... Yapma! 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 Baba, yapma sakın! Anne bırak! Yapma! Yapma! Tamam, tamam. Yapma tamam. Benim onu yapma! Baba. 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 Daha buradayız. Nihayet. Sen gelmeden yapmak istemedim bunu. Yapma. İndir silah. İndir silah derdim benimle beni vur. Seni de vuracağım. Ama önce kardeşime karşılık. Yapma. Kardeşin. Beni vur. Yapma. Beni vur beni. Yapma. Allah rızası için. Beni vur. Ne olur evladımı bağışla. Ben yapmıyorum anneciğim. Bırak kardeşimi. Beni vur, beni. Yapma. Yapmıyorum. Sen vur. Ne oluyor? İyi misiniz? Neymiş baba? Nasıl bayıldı bu herif? Kendi bayıldı. Öldü galiba. Ölmemiş. Ama nabzı çok zayıf. Of. Şansa bak ya. Adam beynimi patlatacaktı, kendi bayıldı. Allah'ım. Onun işi diyeceğim, çarpılacağım diye korkuyorum. Sandalyeyi ver. Belanı versin ama Allah senin belanı verdi. Otur baba. Yemeğini koyarken buldum bütün bizim ilaçlardan hepsini kattım içine. Harbi mi? Sen büyüksün. Sen çok büyüksün. Dağım. Kim bu herif? Sen nasıl işlere bulaştın oğlum?
Hiç tanımadığımız bir adam gecenin bir vakti evimize geliyor. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Öyle mi özür dilerim? Tamam, o kadar basit yani. Özür diledim ve her şey bitti. Baba. Baba sakin. Baba sakin baba. Rüzgar koş. Dilal tapı getir. İstemiyorum. İstemiyorum. Baba. İstemiyorum. Bırak Dilal'tı istemiyorum. Baba. Sakin ol. Sakin ol, konuşacağız tamam. Rüzgar. Sen şimdi benim soruma cevap ver. Sen bu adamın kardeşin. Gerçek. Baba. Ya çek şunları, istemiyorum dedim sana. Gerçekten öldürdün. Samet'i kurtarmak için. Gerçekten yaptın, öyle mi? Baba, bu herifler pislik. Kardeşi de böyleydi bunun. Samet öldürdü baba. Samet öldürdü. Samet öldürdü. Sen de hemen cezasını kestin ha. Öyle bir durumda kaldım ki, mecbur kaldım. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Sonra konuşalım mı baba? Bu heriften kurtulmam lazım. Rüzgar tut. Bırak şimdi şunu, bırak. Bırak heriften kurtulmayı. Bu heriften kurtulursun. Benim şuram, yüreğime taş kadar ağır bir şey oturdu. Onu nasıl çıkarıp atacağız buradan? Bazı insanlar yaşamayı hak etmiyor baba. Hak etmiyor. Adam Samet'i öldürdü baba, Samet'i. Samet'i öldürdü. Oğlum. Senin aklın karışmış. Geldiğin o yerden hala kurtulamamışsın sen. Burada işler böyle yürümüyor. Haklısın baba. Haklısın. Bazı şeyleri bir kere yaşayınca kafandan atamıyorsun baba. Evet, eski Dağhan değilim. İzin ver şu heriften kurtulayım. Sonra konuşalım. Polis arayacağım. Gelip onlar götürsün. Baba, polis buraya gelirse, bu herifin intikam almak için geldiğini anlarsa yanarım. Tutuklarlar beni baba. Bunu o herifin kardeşini öldürmeden önce düşünecektin. Şimdi istiyorsan kaçabilirsin. Sana engel olmam. Peki madem öyle, mahkeme senin. Boynum kıldan ince. Kaçmıyorum. Alo. İhbarda bulunmak istiyorum. Daha ne kadar sürecek bu? Yüksel'in evinde kalan eşyaların çantam, telefonu. Serbest miyim yani? Şimdilik. Davaya bakan arkadaşlarla da konuştum. Yüksel gibi bir adamla beraber olmak dışında hiçbir suç işlerine dair kanıt olmadığı için gidebilirsin. Ama
Ama? Anlası şu, sen yine de benim Dalhan'la ilgili söylediklerimi unutma. Bak onu korumaya çalışırken kendi başını yakacaksın. Polisten bilgi saklamak. Ben oldu. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Dalhan'ın o adamın ölümüyle bir alakası yok. O gün orada bile değildi. Ha. Ama eğer Dalhan gözümün önünde birini öldürmüş dahi olsaydı, onu asla satmazdım. Hata ederdin. Görmek ister misin öldürdüğü herifin ne hale geldi? Ha? Bak, görmek ister misin? Boşa uğraşıyorsun. Bu başka bir şey. Benim de elimde olmayan şeyler var. Bu ne kadar büyük bir aşkmış böyle ya Aydan. Hı? Gözünü kör etmiş. Gerçekten inanamıyorum sana. Bak. Sen ister inan, ister inanma. Bana gelip demiş olsan ki Dalhan cehennem zebanisiymiş. İnsanları tek tek kazanların içinde yakıyormuş. Bak, Aydan al. Bunlar da kanıtları. Desem bile benim içimdeki Dalhan'a şu kadarcık toz bile konduramazsın, biliyor musun? Her şeyi böyle büyük yaşıyorsunuz değil mi? Hı? Kocaman. Aydan, gerçek hayat böyle değil. Kendine gel, üzülürsün. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. O 3-5 gün sonra bir yerde kendini ele verecek. Ama senin önünde... Davut. Yapma. Ben oğlumu kaybettim. Senin oğlun suçlu Fatma. Ben onun vicdanına, adaletine güveniyorum. Adaletine mi güveniyorsun? Ya bunun adı... Eğer oğlum senin yüzünden hapse girerse... Daha ömür boyu asla yüzümü göremezsin. Bu da sana son sözüm. Saklayın şu herifi bir yere. Tut, tut, al, tut, tut. Merhaba. İhbar üzerine geldik. Siz mi aradınız? Evet, ben aramıştım. Eve giren şahıs içeride mi peki? Yok, kaçtı. Kaçtı? Arkadaşlar yakaladık demişsiniz. Evet, yakalamıştık ama kaçtı. Nasıl biriydi peki? Vallahi kapşonu vardı. Öyle yüzünü falan çok göremedim. Buradaki keşlerden biridir. Mahalleye çok dadandılar şu ara da. Siz de gece vakti rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Kapıyı niye bu kadar geç açtınız? Geç mi açtım? Şey işte merdivenler falan ancak. Bir içeri bakabilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Çorap getir şuradan. Sus. Sessiz, yavaş. Aşağıda birisi mi var? Çocuklar var. Bir aşağı bakalım. Buyurun. Ha
Kim attı lan? Sen ta nereden çaktı onu gördün Hadi mi? Be. Baba geldi mi polise? Merhaba. Duymadık biz hiç kalır. Hoş geldiniz memur bey. Sizin içeri giren şahsın haberiniz yok mu? Var. Var zaten biz yakaladık. Da kaçtı gitti kaçla göz arasında. Keşin biriydi muhtemelen memur bey. Sonra gelip maç izlemeye mi başladınız? Önemli maç. Önemli. Müsaade eder misin? Tabii. Nereden açılıyor buranın ışığı? Hemen yardımcı olayım. Sağ ol. Siz ne arıyorsunuz hala? Biz adam gitti diyoruz. İşlerini yapıyor memur beyler Rüzgar. Hayır yalan mı söyleyeceğiz? Yani onu... Kimse yok. Gidelim. Alo. Aydan abla. Umut. İyi misin? Bir şey mi oldu? Hırsızlar. Umut konuşsana canım. İyi misin? Bir şey mi oldu? Annem. Anneme bir şey oldu. Kimi arayacağımı bilemedim. Çabuk buraya gelebilir misin? Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Merak etme sen. Geliyorum hemen. Hırsızlar. Hepiniz hırsızsınız. Anne, özür dilerim. Lütfen iyi ol anne, özür dilerim. Lütfen iyi ol. Bu yaştan sonra bana polise de yalan söylettiniz ya. Hep bunlar senin başının altından çıkıyor daha hanımefendi. Baba. Araba lazım. Sırtımda çıkaramam onu buradan. Ne yapacaksın? Herifin ayağına taş bağlayıp denize mi atacaksın? Hayır baba götüreceğim karakolun önüne atacağım. Suç dosyası kabarık zaten hemen alırlar bunu. Oğlum herif uyanınca seni ihbar etmeyecek mi sanıyorsun? Bilmiyorum baba. Ne olur yardım et. Yok mu dükkanda kullanabileceğimiz araba? Tamam siz herife göz kulak olun. Ben gidip araba getireceğim. Sağ ol baba. Zahan, baban haklı. Konuşacak. O zaman hapse mi gireceksin? Ben seni kaybedemem. Hapse girersen. Gerekiyorsa yap. O pis herif için hayatını sakın feda etme. Sana ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa. Gel canım. Gel.
Umut'cum, annen iyi olacak, merak etme. Biraz fazla ilaç içmiş ama iyileşecek, sen merak etme. Benim yüzümden oldu. Hayır bir tanem, senin yüzünden olmadı, senin bir suçun yok. Paraları çöpe attım diye oldu. Hangi paraları? Babam öldüren paraları. Çöpe attım. Anladım, sen bunu yemeye devam et bakalım, karnını doyur. Ben bakarım. Buyurun, kime baktınız? Şengül burada mı oturuyor? Sen kimsin? Kayınbiraderiyim ben. Ne oluyor be? Sana diyorum, sana diyorum, bana bak Şengül. Tanıyor musun sen bu adamı? Maalesef. Ne yapıyorsun yeğen? Nasılsın? Özledin mi amcanı? He? Ne işin var burada, ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Yeğenimi götürmeye geldim. Ya sen kimi götürüyorsun ya? Ha? Hayırdır? Kardeşinin cenazesine bile gelmedin sen be. Hangi yüzle geliyorsun şimdi buraya? Ne bağırıyorsun yenge? İçerideydik, gelemedik işte cenazeye. İzin alamadım. Yeni çıktım. Babaannesi çocuğu istiyor. Al getir dedi. Memlekete götüreceğim şimdi. Hem zaten biz daha iyi bakarız. Senin başında bir erkek yok, bir şey yok. Ne olacağım belli değil. E zaten hafif meşrep birisin. Biliyoruz. Yarın öbür gün düşersin birinin peşine. Çocuk ortalarda sersefil kalmasın sağda solda. Çık bu evden. Çık git bu evden bizi gelip çık. Ne varıyorsun yenge? Doğru düzgün anlatıyoruz işte sana. Bizim de yeğenimiz, amcasıyız. Yemeyiz herhalde çocuğu. Olmaz olsun senin gibi amcam. Çık bu evden. Yenge, elin kolun rahat dursun, kırarım senin o elini bak. Aa, sen kimin elini kolunu kırıyorsun lan? Çık lan dışarı. Gel. Ezber. Bırak beni. Bırak sana çocuğu. Bırak sana çocuğu. Bırak. Bırak çocuğumu. Ne yapmışım lan burası? Kimin çocuğunu getiriyorsun? Ya, yeter lan. Koş. Koş. Lan. Koş. Koş. Kime vuruyorsun lan? Gidiyorum ama. Geri geleceğim. Geleceğim. Görüşürüz yenge. Arabayı getirin. Sağ ol baba. Rüzgar, hadi yardım et. Daha mı? Oğlum, ya çıkarken biri görürse? Ne yapacağınız? Abi, güneş gözlüğü takıp aramızı alsak, böyle sarhoş yürütür gibi ha? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun oğlum? Ya akşam içmişiz, ayılamamışız, öyle bindiriyoruz arabaya. Bir filmde vardı, adamı öyle taşıyorlardı ya. Tamam, sus sus. Neydi o ya? Hadi hadi. Allah Allah, kim bu sabah sabah? Ha? Ben bakarım. Girebilir miyiz? Konuşmamız lazım. Tabii geçin. Gel Şengül. Umut, gel bakalım. Ne haber Umut? Samet'in abisi geldi. Umut'u memlekete götürmeye çalıştı. Memlekete mi? Biraz arıza bir tip. Çocuğu da çekiştirdi. Şimdilik kurtardık da tehdit etti, yine geleceğim dedi. Ben de düşündüm ki hani burası kalabalık bulamaz diye Çengilleri buraya getirdim. İyi düşünmüşsün.
Geçin Şengül. Hadi Umut, geç bakalım. Terlik dedim size. Anneciğim, Şengüller bir süre misafirimiz olacak. Anlatırım sonra. Kusura bakmayın. Rahatsız ettik sabah sabah. Yok be kızım, ne rahatsızlığı. Kendi eviniz gibi. Rüzgar, hadi oğlum. Şengüller'e arka odayı göster. Tabii. Dinlensinler biraz. Tabii, geçin buyurun. Sağ ol. Fatma anne. Biliyordum barışacağız. Barışma falan yok. Olsun, o da olur. Kavuşmuşsunuz ya işte canım. Neden söylemiyorsun Aydan'ı bulduğunu? Anneciğim, sen Şengüller'le mi ilgilensen acaba ha? Nevresim falan lazım olur. Yatmak isterler. Etle tırnak ayrılmaz ki. Anneciğim, Şengül diyorum. Lütfen. Güzel kızım. Sende bir şey var mı? Nasıl bir şey? Herifi canını acıttı mı? Zaten ağzının ortasına bir tane çaktım. İyi. Bu arada Gürkan buraya geldiğimden ve seninle görüştüğümden haberdar. Sabaha kadar emniyetteydim. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Geç. Ne zaman söyleyeyim Dağhan ya? Yarın mı söyleseydim? Ne konuştunuz? Bin tane soru sordu işte Yüksel'in ölümüyle ilgili. Merak etme, bir şey söylemedim. Ne eve geldiğini ne de adamı arabayla ezdiğini. Niye söylemedin? Keşke söyleseydin. Tıkarlardı içeri beni, kurtulurdum benden. Nefret ediyorsun zaten. Sen de benden tiksiniyorsun ya. Seni bu duygudan mahrum etmek istemedim. İçeri girince benim kadar tiksineceğin birisini bulamazsın filan. Hiç iyi olmadı bu iş. Hiç iyi olmadı bu. Vallahi ben artık neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu bilmiyorum. Yorgunum, gideceğim, uyuyacağım Fikri ablada. Aydan. Şey yapmasam mı acaba? Ne yapmasam mı? Ya, gitmesem mi yani? Burada mı kalsan? Polis de öğrenmiş zaten. Burası kalabalık hem, daha güvenli. Seni tehdit eden adamı da bulamadım daha. Kimse beni tehdit etmedi. Kızım, dedi ya herif, arkamda tanık bırakmam diye. Erkek arkadaşını öldürmeden önce. Ha? Zaten ifşa olmuşsun. Hiçbir yere gidemezsin, burada kalacaksın. Ben de ne zaman emir verecek diye bekliyordum. Beni hiç şaşırtmıyorsun, bravo gerçekten. Aydan, uzatma, gözünü seveyim. Çok yorgunum. Kalırsam annenlere ne diyeceğim? Bir şey demek zorunda değilsin. Yabancı değiller. Fatma anne demeye yüzüm var ya hala. Yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Merak etme, bir daha annene anne demem. Mahmut derim. Bir şey sorarlarsa Şengül'e destek olmak için burada olduğunu söyleyeceğim. Sen de öyle söylersin. İyi madem. Şengül kızım, güzel temiz çarşaflar getirdim. Güzel güzel serelim. Burada yatalım sonra, olur mu? Gel bakalım, sen şöyle alayım ben. Hah. Hadi bakalım şöyle. Mis gibi güzel temiz çarşaflar daha güzel uyunur. Fatma teyze. Allah razı olsun vallahi. Yani Aydan ısrar edince bir şey diyemedim ama mahcubum çok. Ah be kızım, niye mahcup oluyorsun sen öyle?
Olur mu öyle şey? Bak biz buradayız. Biz buradayken size hiç kimse bir şey yapamaz. İçin rahat olsun. Umut. Bay koçum. Bayağıdır görüşemedik seninle. Sen korkmamışsındır tabii şimdi ama ben yine de söyleyeyim. Buradayken güvendesin. Tamam mı? Benim bir işim var şimdi. Gidip geleceğim. Sen burada dinlen. Sonra bir şeyler yaparız. Ne yaparız? Buluruz bir şey Umut. Ayıp ediyorsun. Abi. Unutmadın değil mi? Paketi kargoya verecektik ya. Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Yere at. Atıyorum bunları aşağıya. Etme. Rüzgar? Rüzgar ne oluyor şimdi? Hiçbir sıkıntı yok. Bir huysuzlanma söz konusu ama abim şey yapacak. İçeriden sesler geliyor. Rüzgar kapıyı aç. Ne oluyor? Niye toplandınız? Daha sırtında adam var. Olabilir. Bak ben çıkıyorum şimdi evden. Sakın dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Bak bana yine emir veriyorsun. Yapma şunu diyorum sana. Benim konuşma tarzım böyle. Ben senin konuşma tarzını çok iyi biliyorum. Tarzımı değiştirdim. Bu yeni tarzım. Beğenmeyen almasın. Kim bu adam? Ne oluyor? Ya kimse kim, sana hesap mı vereceğim? Ya sen hasta mısın? Bu durumda bile hala benimle kavga edebiliyorsun ya. Abi yenge aklı, istersen adamı bana ver. Öyle kavga edin. Hadi ne yapıyorsunuz burada? Gevezelik etmeyin, yürüyün. Bana bak. Anlat. Ya beni bırak, sen anlat. Sen ne yaptın o işleri? Hangi işleri? Anlarsın ya sen. Anlarsın. Hı? Sağ ol baba. Daha böyle bir şey yaşanmayacak, özür dilerim. Bana bak da han, yaşanmayacak olan ne ha? Bir daha evimizi silahlı bir adam mı basmayacak? Yoksa sen birini daha öldürmeyecek misin? Hangisi bir daha yaşanmayacak? Bir de annene boşu boşuna ümit veriyorsun. Yok Yağmur'u bulup getireceğim. Ha, nasıl yapacaksın bütün bunları? Hepsini yapacağım baba. Hepsini. Böyle mi yapacaksın daha? Arabada eli kolu bağlı bir adam var. Ne yapacaksın? Bunu götürüp kafasına mı sıkacaksın? Yüzüme bak benim. Götürüp bir yerde kafasına bununla kurşun mu sıkacaksın sen ha? Ne yapacaksın? Baba ne yapayım şu an? Ne istiyorsun benden? Ya madem öyle niye polise söylemedin baba? Söyleseydin götürselerdi beni. Cezası bu mu zannediyorsun sen? Değil mi baba? Senin vicdanın sızlamıyorsa hiçbir cezanın faydası yok. Bütün herkesi toplayacağım diyorsun. Tamam. Yağmur'u da getireceksin ha? Herkesi iyileştirdin diyelim. Peki ya sen? Sen iyi kalabilecek misin daha? Vicdanın rahat edecek mi oğlum? Bana sor bakalım. Benim vicdanım rahat mı? Masamda bir katil istiyor muyum diye bir sorma. Ya sen kahraman bir askerdin. Gözümün önünde Samet'i vurdular baba. Can çekişti. Ben kendimi kaybettim baba. Sen babamsın. Ne dersen kabulüm. Beni o masada görmek istemiyorsan kovarsın. Git dediğin gün giderim.
Günaydın. Günaydın abi. Günaydın abi. Ne yaptınız ya? Şantiyedeki cesetleri yok ettik abi. Yalnız araç kiralık. Ayrıca GPS çıktı abi araçtan. Ne yapalım? Güzelce bir temizleyin. Bir İstanbul tur attırın, bırakın bir yere. O zaten sahte kimlikle kiralamıştır. Sıkıntı çıkmaz. Tamamdır abi. Bu vuran heriften bir iz var mı? Bizim çocuklar şantiyede bunu bulmuşlar abi. Şirketin işi mi lan bu yoksa? Olabilir abi. Müdürün kullandığı çantalardan bu. Bizim çocuklardan biri de zamanında tetikçiydi. Nasıl cesaret edebiliyorlar lan benim adamımı indirmeye? Anlaşıldı. Bu müdür bir konuşma yapmanın zamanı gelmiş demek ki. Seninle bir anlaşma yapalım. Ben seni öldürmeyeyim. Sen defol git, ortadan kaybol. Yine gelirim. Bacaklarını keseyim o zaman. Dilimi de kesmen lazım. Polisi arar, kardeşimi öldürdüğünü söylerim. Ulan senin kardeşin de benim kan kardeşimi öldürdü lan. Öleştik. Hayatını yaşa. Anladık lan. Sen o filmlerdeki kovboylardansın. Silahsız birine ateş etmeyen sözde ahlaklı tayfadan. İstersen duello yapalım ha. Defol git lan, defol git lan, defol git. Defol git hayatımdan, defol git. Efendim. Gattar. Ben de tam aklımdan seni geçiriyordum, biliyor musun? Kalp kalbe karşıdır. Dün akşam hedefin işini bitirmişsin. Tebrik ederim. Ben de üzerime düşeni yaptım. Yüksel'in katilini buldum. Ama bir teyit lazım. Hemen buluşalım. Ya buluşmaya gerek yok. Ben sana fotoğraf atarım. Hayır, gerek var. Sana bir hediye getireceğim. Üzerinde yılın patronu yazan Oscar heykelciğim. Ondan bende çok var. Zafer elimde. Onu getireceğim. Böylelikle Samet'in işini tamamlamış olacağım. Borcu sileceksin. Şansımı deneyeyim diyorsun ama bu kadar saf olamazsın. Samet'in hedefi bu herifti. İşi yapamadığı için borcunu ödüyorum. İşi yapamadı diye değil. Emekli oldu diye borcunu ödüyorsun. Ulan herif öldü, öldü. Ne emeklisi? Bizim işte aynı. Malulen emekli diyelim. Allah sizin belanızı versin lan. Bak o laf bende çok çalışmıyor, biliyor musun? Bağışıklığım var. Ben yine de getiriyorum. Sizin pisliğiniz bu. Siz temizleyin. Okey. Yarım saate konum atacağım. Aytan. Fatma anne. Teyze pardon, ben de almışım. Doyamadım ben sana. Güzel kızım benim. Sarılayım şöyle kızım. Biliyordum barışacağınızı. Dualarım kabul oldu. Biz barışmadık gerçekten. Bak sen neredeydin bunca zaman? Boş ver şimdi. Anlat bakayım. Nereye taşındınız? Annen nerede? Neden beni böyle habersiz bıraktın? Oğlum yavaş, yavaş. Yavaş ye şunu. Rüzgar yavaş ye şunu oğlum. Ta... Hey Allah'ım, ta öbür mahalleden duyuluyor sesi. Nerelerdeydin? Oya Hanım nerede? Annem memlekete gitti.
Ben de arkadaşlarımla görüştüm. Biraz iş... Elma da çok güzelmiş ya. İnsanı yoldan çıkarır vallahi. Yasak elma. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Hiç. Öyle boş boş konuşuyorum anne, bakma. Yenge anlatsana ya, sen ne yaptın bu süreçte? İnzivaya falan çekildin herhalde. Ayrılık zor tabii. Ayrılık zor, evet. Hele bir de insan terk edilince içine sindiremiyor. Tabii. Zordur. Ama sen de dahını çok iyi biliyordun be kızım. Tutturdun güzellik yarışması diye. Bak ben de çok kızdım o ara sana. Ben oyanıma da dedim. Bizde olmaz böyle şeyler dedim. Biz gelemeyiz dedim. O da yangına körükle gitti. Ben de bana çok karışılmasına gelemiyorum Fatma teyze, ne yapayım? Neyse, olan oldu işte. Öyle öyle. Geç olsun güç olmasın. Dağhan da döndü. Artık bir yoluna girersiniz. Evlenirsiniz, düzeninizi kurarsınız. Bu saatten sonra... Konuşarak halledilmeyecek hiçbir şey yok. Siz aranızda halledersiniz. Sen onun merhemisin, ilacısın. Dizginlerini eline al ki yerini yurdunu bilsin artık. Öyle garip garip işlere bulaşıp sağa sola savrulmasın. Benim akıllı güzel kızım. Bagaja atın. Bu defa biz halledelim. Beni nereye getirdin lan? Şerefsiz. Dur lan. Dur. Gel. Korkak seni. Korkak herif seni. Korkak herif. Dur lan. Onun evladı Sedik kim olur lan? Beni sen gebertsene. Kim bu herifler? Ha? Kim bunlar? Bırak beni o. Seni gebertirim lan. Seni gebertirim bu. Ben sizi. Tahmin edeyim sen onu bulmadan o seni buldu değil mi? Evime kadar girdi. Kardeşime silah çekti. En sevdiğim an. Ben demiştim demek. Sana söyledim. İşini bitirecektin. Ben de böyle biriyim, yapamadım yine. İstifa dilekçemi mi versem? Sen tam olmamışsın. Aradasın. Yani grisin. Ama bizim işte gri olmaz. Eğer beyaz değilsen simsiyah atacaksın. Çünkü pisliğin pisliği adamlarla uğraşıyorsun. Sen ahlaklı olmaya çalışırsın ama onlar ne ahlak bilir, ne racon bilir. Sana en zayıf noktandan saldırırlar. Ailenden, sevdiklerinden. Aynı hataları yapmış gibi konuşuyorsun. Yaptım. Evet. Yaptım. Ama dersimi aldım. Bak, sana bir abi tavsiyesi. Düşmanın kalene saldırmasını bekleme. En iyi savunma hücumdur. Eğer etrafta seni ısırmak için uğraşan bir yılan varsa, o seni bulmadan sen onu bul ve başını ez. Yüksel'i öldüren bu herif mi?
Doğru tahmin etmişim. Bu herif Yüksel'in şantaj yaptığı adamın pis işlerini hallediyordu. Tetikçi. Ama senin gibi ahlaklı değil. Hmm. Nerede bulurum bunu? Artık görüş günlerinde gidersin yanına. Geçen gün bir başka suçtan içeri almışlar. Muhtemelen müebbet yiyecek. E hadi gözün aydın. Kız arkadaşın rahat rahat dolaşabilir. Tehlike yok. Bir şey diyeceğim. Kardeşimi arıyorum. Muhtemelen herifin biriyle kaçtı. Onu bulmama yardım eder misin? Sen aramızdaki ilişkiyi yanlış anladın galiba. Ben senin istihbarat ajanın değilim. Benim için önemli. Taş atıp kolun yorulmayacak. Söyle adamlarından birini araştırsınlar. Yağmur adı. Eğer onu bulursan, borcum bitene kadar verdiğin her işi yapacağım, sorgulamayacağım. Zaten yapacaksın Tatlıs. Sen unutuyorsun galiba. Ben de racon bilmeyenlerdenim. Senin en zayıf noktalarını biliyorum. O zaman senin de mi başını ezmem gerekecek? Sen bilirsin. Ama çok teknik çalışman lazım. Eğer şirket senin yaptığını anlarsa bir tek sen hayatta kalırsın. Sevdiklerini tek tek gömmek için. Kardeşine bakacağım. Haber bekle. Anlat bakalım Ziya. Abi müdürden bilgi geldi. Bizim adamı öldüren müşterinin kim olduğunu öğrendik. Tanıdık biri mi? Yok abi, bizle alakalı değil. Eski karısı vurdurmuş. Ne diyorsun ya? Bak şimdi daha çok üzüldüm ha. Pisi pisine gitmiş herif. Bari bir düşmanımız falan öldürmüş olsaydı. Tetikçi kimmiş peki? Eski bir asker. Özel hareketten jöhmüş. Senin çöktüğün mahallede oturuyormuş abi. Yarın bulun getirin onu bana. Bir ifadesini alalım bakalım. Getiririz abi. Fatma anne, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şöyle geçelim, şu masadayız. Annem. Dur kızım. Kalk. Annem, hoş geldin. Anneciğim, iyi misin? Yani öyle görüşmemiz lazım falan deyince ben çok merak ettim seni. Kızım, ben artık zorlanıyorum çok. Hadi babanla konuşmuyordum zaten de. Ama kardeşinle abinin gözüne baka baka yalan söylemek benim ağrıma gidiyor. Anne, abim mi döndü? Döndü. Hem de temelli. Ay. Ay, ben çok özledim abimi. Abin mi vardı senin ya? Ben sanki iki kardeşim var gibi hatırlıyorum. Öyle kalmış aklımda. Enver, evet. Kaç kere söyledim. Hiç dinlemiyorsun ya. Doğru ya, tamam. Hatırladım şimdi. Rüzgarı tuttu kulağından getirdi eve. Bak şimdi seni arıyor. Yani kızım, Allah peygamber aşkına bir an önce evlenin artık. Bak, o seni bulmadan evlenin. En azından sonra gidip abine söyleyebiliriz. Yoksa ben bu durumu artık daha fazla kaldıramayacağım.
Benim kalbim, aklım, yüreğim buna dayanmayacak daha fazla. Bir gün bir yerde kütleye gideceğim. Allah korusun. Anneciğim, annem evleneceğiz. Tabii ki evleneceğiz. De, Enver'in bazı ailevi sorunları var. Ne zaman bitecek bu sorunlar? Ya bu kız doğurdu doğuracak oğlum. Yani o çocuk, şey mi olacak o? Tövbe tövbe, beni söyleteceksiniz şimdi kötü kötü. Olur mu canım öyle şey? O çocuk ne olacak? Bari hadi bir günah işlediniz. Bari sonradan gidip bir nikah kıyaydınız ya. Sen böyle otel köşelerinde ne yapıyorsun sen? Bu olmaz. Bu olmaz böyle. Bu olmaz. Nasıl bir şey bu? Anneciğim. Annem yapma bak. Çok haklısın. Ben de çok kötüyüm zaten. Lütfen yapma. Çok üzdüm seni, biliyorum. Özür dilerim anneciğim. Tamam, üzülme artık. Hadi tamam. Tamam yavrum, sakin ol. Üzme kendini. Yani benim yemem, biliyorum. Kusura bakmayın. Konuşacağım babamla. Telafi edeceğim her şeyi Fatma anne. Ben babamızla da tanışmayı çok istiyorum. Kardeşinle de, abinle de. İnşallah yakında çok güzel bir aile olacağız. Hissediyorum ben. Oo, Dağhan Bey. Kan kardeşim. Ne haber? Biraz geç kalmadın mı abi? Biz Samet'i gömdük. Sorma ya. İçerideydin. Çok şaşırdım. Acaba bu sefer niye girdin? Ya benim bir hatun vardı. Canımı sıktı. Başı zaten ayrı oynuyordu. Bir uyardım, iki uyardım, üçünü de vallahi taktım. Bıçağı böbreğe kadar. Yüzüne de güzel bir dövme yaptım, kalıcı. Ben ölür sanıyordum ama ölmedi. 3-5 ay sonra da çıktım. Vallahi keyfim yerinde de açıkçası içeride. Ne güzel yatıyordum. Buraya da işte benim yeğen var ya, onu almaya geldim. Götüreceğim memlekete babaannesinin yanına. Bakalım. Yavaş. Yavaş. O ne demek şimdi? Yeğen ben yok abi. Defolup gideceksin buradan. Bugün canımı çok sıktın sen. Bunca işin arasında bir de seninle uğraşıyorum ben. Sana ne lan? Hı? Çocuk benim öz böz yeğenim değil mi? Şişt, bana bak. Yerlerini biliyor musun bunların? He? Nereye kayboldu bunlar? Hami, Samet senden illallah etti. Sen o çocuğu alıp götürürsen kardeşim mezarda ters döner lan. Buna müsaade eder miyim ben? Şengül'den de Umut'tan da uzak duracaksın. Yaklaşmayacaksın. Uzaktan bile bakmayacaksın lan onlara. Öyle bir yaklaşırım ki ruhun doymaz. O Şengül'e da git söyle. Bir daha bana böyle bir artistlik yapmaya kalkarsa Allah'ıma kitabıma bıçağı takarım, gebertirim. Bak az önce de söyledim, içeride keyfim yerindeydi. Yine girerim. Ha canım mı sıkıldı? Bir kravat takarım, iyi halden çıkarım. Anladın mı? Önce bıçağı takarım, sonra kravatı takarım. Hı? Sıralama bu. Beni çok zorluyorsun. Oğlum hayırdır, sen niye bu kadar sinirlendin? He? Şengül'le laf ettik diye mi? Lan? Yoksa
Çok iyi parça lan. Aslında yeğenle beraber memlekete giderken bunu da yanında götürmeli değil mi? Çok doğru. Git buradan. Memleketine dön. Hami. Eyvallah. Bak, kokoreçin kafası çok başka. Sen nasıl dayanıyorsun bu kokuya? Canım istemiyor. Ne yüzünden biliyorsun değil mi? Sen hani bırakıyordun bunu? Ya müdürüm aslında azaltıyorum ya. Vallahi. İşte bak. Ama bak bu bağımlılık. Bunu çözmen lazım. Bırakacağım. Bırak. Bırakacağım. Sabahları zor oluyor. Usta bana da bir çeyrek yapsana. Ismarlarsın değil mi? Tabii ki. Enver Baltacı masamızı şereflendirdi. Sen hala bu çantayı mı kullanıyorsun ya? Artık sana bir kartvizit yaptıralım bence. Bak ben sponsor olurum. Şöyle kocaman bir müdür yazdıralım. Altına da not düşelim. İtinayla kiralık katili ayarlanır diye. Bu sıradan bir çanta. Ne demek istiyorsun? Müdür. Dün akşam birisi bayağı bir yatırım yaptığım bir iş arkadaşımı öldürdü. Ki sen bunu çok iyi biliyorsun. Şimdi sana iki soru soracağım. Birinci soru, benim iş yaptığım adamı nasıl öldürürsünüz? Ben kimseyi öldürmedim. Müşterilerin isteklerini bazı özel yetenekleri olan insanlara aktarıyorum, o kadar. Heh, geldi. Ziya uyuma, al oğlum şunu. Güzelmiş ya. Sen yemiyor musun birader? İkinci soru Enver. İkinci soru... Müşterin kim? İşte onu söyleyemiyoruz biliyorsun. Ama sen şimdi iki soruya da cevap vermedin. Vermedim değil mi? Acaba sorulardan mı bir sıkıntı var? Bak müdür. Seninle güzel güzel konuşuyorum. Biz izin verdiğimiz için siz bu işleri yapabiliyorsunuz. Babam parmağını çıklatsa ne sen kalırsın ne patronun. Biliyorsun değil mi? Öyle mi dersin? Baban besin zincirinin en tepesinde mi hala? O eski gücü var mı? Besin zinciri. Bak iyi benzetme ha. Değil mi? Güzel benzetme, güzel soru. Sen madem bu sorunun cevabını bu kadar merak ediyorsun, şöyle yapalım istersen. Sen git patronuna babamın selamını söyle. Enver Baltacı müşterinin ismini istiyor de. Bakalım zincirdeki pozisyonlar değişmiş mi? Okey. İletişim. Bizim işimiz bu. Bırakalım yırtıcılar halletsin. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Ne güzel anlaştık ya. Bence var ya bak bu kokoreçin kokusu insanı rahatlatıyor ya. Kafası başka. Çok güzel. Tetikçi kimdi peki? Sıradan biri. Niye sordun? Bana pek sıradan gelmedi. Arada benim adamımı da öldürdü. Onun da ismini, adresini istiyorum. Patronuna ilet bir zahmet. Kesene bereket müdür. Afiyet olsun. Haber bekliyorum ha.
Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayati diye biri varmış, tanıyor musun? Kim soruyor Hayati'yi? Sen misin Hayati? Sen kimsin? Geçen sene İstinye'de bir restoranda garsonluk yapıyordun değil mi sen? Polis misin sen yoksa? Seninle orada aynı dönem çalışan bir kız vardı. Mekan sahibinizle konuştum. Arkadaşlığınız olmuş bir süre. Yağmur. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen ne diye soruyorsun onu? Bak sorularıma hep soruyla karşılık veriyorsun. Kuruluyorum sana. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanımaz olaydım. Yağmur benim kız kardeşim. Anladım abi, anladım. Nerede lan Yağmur? Abi tamam sakin. Tanımıyorum zaten ben adamı. Niye girdiysem kavgaya. Abi gaza geldim galiba. Çayım soğumasın. Nerede kalmıştık? Görüşüyor musun Yağmur'la? Abi biz Yağmur kardeşimle bir süre seviyeli bir birliktelik içindeydik. Zaten bir süre sonra... Kes lan kes! Görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Yok abi. Yağmur kardeşim beni zaten terk etti bir başkası için. Zenginin biri için. Züğürtmüşüm ben. Onum yokmuş benim. Zenginine gitti. Tabii abi olur öyle şeyler. Ben saygı duyuyorum. Benim en nihayetinde dünya ahiret bacım olur. Hayırlı olsun. Konuştunuz mu soru iş? Abi ben seni çift görüyorum yalnız. Bir sıkıntı olur mu? Konuştunuz mu, konuşmadınız mı lan? Hayır abi, konuşmadık. Abi, senden rica etsem bir telefonu, bir 112 arar mısın? Benim midem de bulanıyor biraz. Hayırlara gelsin inşallah. Tek. Kusura bakma. Şuraya IBAN'ını yazarsan ben hallederim sonra. Bir de sana zahmet. Çeker misin? Kızım bak yemin et. Yüksel'in bize yardım ettiğini, hastalığımı falan kimseye söylemeyeceksin. Ne yapıyorsun burada? Ben de onu düşünüyorum. Ne yapıyorum ben burada? Biri bir şey mi dedi? Ne oldu? Ben memlekete döneceğim. Annemi aradım, gelmedi. Gelecek bir yerde kalmadı zaten. Yerim yurdum da yok. Henüz gidemezsin. Niye? Gidemezsin çünkü peşindeki herifi bulamadım hala Aydan. Buradan uzaklaşmam daha iyi değil mi daha? Hayır değil.
Yola çıkamazsın şu an. Herifi araştırdım. Herif psikopatın teki. Her şey beklenir. Hem bir de şimdi gidersen. Ne olur gidersen? Polis şüphelenir, kaçtın zanneder filan, peşine düşerler. Neyden şüphelenecek? Ben bir şey yapmadım ki. Aydan uzatma işte, şu an bir yere gidemezsin. Bir de durmuşsun burada açık hedef gibi. Gir içeri hadi. Sanki Amerika. Daha ne oldu senin sırtına? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Kocaman delik var sırtında. Yok bir şey dedim. Kazayla. Bıçak saplandı. Kazayla. Çok acayipmiş gerçekten. Niye? Bence hiç acayip değil. Bilerek sırtımdan bıçaklayanlar da var. O daha acayip mesela. Daha çok can acıtıyor yani. Kimin kimi sırtından bıçakladığı tartışılır da şu an konumuz o değil. Bakayım hastaneye mi gideceğiz? Hastanelik bir şey yok. Ona ben karar veririm. Çıkar şu ceketini. Ya dur. Yardım filan istemiyorum senden. Daha çocuk musun ya? Çıkar ceketini diyorum. Ya bir dur. Annem duyacak şimdi. Geç içeri. Annesinden de korkarmış. İyi hadi çıkar üstünü. Gel. Dur bekle. Daha dikiş atmak lazım buna. At o zaman. Nasıl atayım? Saçma mı? Hadi hastaneye gidelim. Hastane olmaz. Gereksiz bir sürü soru. İyi de ben de dikiş atamam. Düğme de mi dikmedin hayatında? Benim kendi elbisemi dikmişliğim vardı. Aynı şey mi? Lütfen hadi hastaneye gidelim Dağhan. Bak ya sen dikiş atarsın ya da yara kapanana kadar beklerim. Acıyor mu? Sayende fiziksel acı hissetmiyorum. Bunu hissettin mi peki? Neyi? Dağhan, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne? Başını duvarlardan duvarlara vurma diye insanlığımdan yani. Yanlış anlaşılmasın. Uzatma söyle ne? Kafanın içindeki o resimleri yok edebilirsin. Edemem. 100 yıl geçse de edemem. Beynimi açsalar Alzheimer'ın tedavisini bulurlar kesin. Beynini açsalar nelerin tedavisini bulurlar da. Neyse. Yani demeye çalıştığım... Bizim Yüksel'le... aramızda hiç o anlamda bir şey olmadı. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Konuşmamız gerekiyor ama hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum Aydan. Senin burada olmanın tek sebebi hayatının tehlikede olması. O mesele de ortadan kalkınca seninle bir işim kalmayacak. İnanmıyor musun bana? Ne değişecek? Ha? Hadi ben aptalım diyelim. Ben malım. Ben salağım, bu yalana inanayım. Ne olacak? Öpüştüğünüzü gördüm lan gözümle. Ne zaman öpüşmüşüz ya? Parmağın ucuna değdi mi? Değdi. Bitti. Aynı şey benim için. Hem sen ne sanıyorsun? Bunlar öpüşmemişler, sevişmemişler. Yüksel de geberdi gitti zaten deyip affedeceğimi mi sanıyorsun seni? Kaldığımız yerden devam mı edeceğiz zannediyorsun? Ben seninle devam edeceğimi, bir de affedecek misin? Sen kimsin ve beni affediyorsun? Dikmiyorum sırtını. Dikme lan! Dua et, merhametli bir insanım ben. Kıpırdama. Bak bakalım beğenecek misin Umut? Geçen ne yaparız demiştin ya. Ben de gördüm. Aldım. Böyle. Şöyle. Şöyle değil mi?
Vay. Böyle herhalde değil mi? Ben yani başka nasıl? Hah. Evet oldu. Normalde bu kadar zahmetli değil. Evet. Nasıl? Hem de gülen yüz, uçurtma. Beğenmedim. Sen niye babamı koruyamadın daha Han abi? Dağlara çıkmışsın, vatanı korumuşsun. Annem öyle dedi. Oğlum. Herkesi korudun. Bir tek babamı. Tamam ama birlikte iyileşeceğiz Umut. Birlikte iyileşeceğiz. Tamam. Afiyet olsun. Sen burada yatarsın güzel kızım. Ben
salonda kıvrılırdım aslında. Olur mu canım salonlu? Kanepede sırtını açır. Rüzgar yatsın orada. Heh. Hem belki bir şeyler de konuşursunuz ha? Hadi Allah rahatlık versin. Ne yapıyorsun ya? Yatacağım, pantolonumu çıkarıyorum. İnsan bir haber verir. Ben de insanlık ne gezer? Pantolonumu çıkarırken bile haber vermem ben. Oysa sen her şeye haber verirsin ya. Dağhan, bak beni sen bıraktın. Bunu şu aklına sokana kadar da söylemeye devam edeceğim. Allah. Allah'ım yarabbim ya. Nereye? Gezmeye. Bu saatte. Sana hesap mı vereceğim? İyi de neden gidiyorsun onu anlamadım. Çünkü sığamıyorum buraya. Darlanıyorum. Enver. Efendim baba? Bir daha benden habersiz selam yollamayacaksın kimseye. Baba çok önemli bir meseleydi. Bu müdürün tetikçilerinden biri benim iş yaptığım bir adamı vurdu. Teferruatı beni alakadar etmez. Benim ismimi kullanacaksan benden izin alacaksın. Sağda solda ben artık babamın oğlu değilim. Kendi nabım var diye gezineceksin. Sıkışınca Ekber babadan selamlar. Tamam baba. Bir daha olmaz. Baba ben seninle bir mevzu konuşacaktım aslında. Ekber baba nasılsın? İyisin inşallah. Ümit. Benim bir gözüm görmez bilirsin. Ama kulağım o açığı kapatır. Ümit. Sağda solda benim artık Ekber babanın gölgesine ihtiyacım yok demişsin. Haşa baba. Kim dedi bunu? Sen benim o gölgem sayesinde kaç tane kulüp açtın? Ulan paraya para demiyorsun. Ben olmasam o sokakta seni barındırırlar mıydı? Hı? Bütün haşeratları temizledik. Herkesin mamasını verdik. Aynen Ekber baba, Allah razı olsun. Ama kim ne dediyse vallahi yalan. Ben sana saygısızlık eder miyim baba? Saygısızlık dedin de aklıma geldi. Geçen gün iki delikanlı uğradı bana. Saygılı çocuklar. Dediler ki biz Ümit'in sokağında mekan açmak istiyoruz. İcazet var mıdır baba dediler. Ben yok dedim. Senden hiç haz etmiyorlarmış. Ama ona rağmen eyvallah baba dediler. Elimi öptüler gittiler.
sen gelmeden önce o delikanlıları aradım, dedim böyle böyle böyle. Ümit'in artık benim gölgeme ihtiyacı yokmuş. E o zaman siz onun sokağında istediğiniz yapabilirsiniz. Benden yana sıkıntı yok, dedim. Kimmiş bu arkadaşlar baba? Ben tanıyor muyum? Ümit telefonu çalıyor, baksana. Benim mekandan arıyorlardı. Ekmek yetmesin. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Efendim. Ne diyorsunuz oğlum? Nasıl yanıyor? Lan. Her yer yanıyor, ne demek? Tamam. Tamam, geliyorum, tamam. Ne oldu Şemit, kötü bir şey mi var? Kaan'ı gölgesinde gezermiş de kendi gölgem zannedermiş. Gençlik işte. Anladım baba. Anladım. Dahan. Ne işin var dışarıda, dön eve. Dön dedim sana, takip etme beni. Uzak dur benden. Benim karnım çok acıktı. Bizim çorbacıya gidelim mi? Seninle benim aramda bizim diye bir şey yok artık. Anla bunu. Elin çorbacısından bahsediyorum. Arabeske bağlama hemen. Elin çorbacısına da bizim diyemezsin sen. Şu yaşadığımız dünyaya da bizim gezegen diyemezsin. Niye? Aynı gezegende yaşamıyor muyuz? Vallahi bilmiyorum nerede yaşadığımı. Yarım yaşıyorum artık ben. Çeyrek yaşıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kafam hep akşamdan kalma gibi. İçim uyuştu benim. Ben seni anladım. Ne anladın acaba? Sen bana hala köpek gibi aşıksın. İçmeye gidiyorum. Seninle bir işim yok benim. Bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Sana ne? İstediğim yere giderim. Ayrıca aramızda bir şey de yok. Aynı gezegenlerde de yaşamıyoruz. Benim şu an mesela gezegenimde gündüz. O yüzden sıkıntı yok. Buyurun. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın Cemil abici. Abi sen şu sarımsağı da verir misin bana? Bir dökeyim de koksun ortalık. Abi sen bana da uzatsana onu. Uzatır mısın abi? Bekle. Oo. Şifa niyetine şöyle bol bol dökeyim de kokudan kimse yanıma yanaşamasın. Hem bundan ettiniz siz güzelim çorbayı ya. Alt tarafı çorba be abi. Ne aşklar bunlar oluyor, ne hayatlar, ne hayaller bunlar oluyor. Aynen abi. Hayal kırıcılar da var mesela hayatta. İnsan elindekinin kıymetini bir türlü bilemiyor. Mesela bir gün birisi şans eseri bir elmas buluyor abi. Dangalak,
çocukça bir salaklıkla çöpe atıyor. E sonra bir başkası buluyor tabii, ne yapsın? Ha bu arada kaşıkçı elması da çöpte bulunmuş diye duydum abi. Kaşıkçı elması. Cemil abi, duydun mu dediğini? Megalomanlığa bakar mısın abi? Kendisini kaşıkçı elması zannediyor. Şuursuz. Bana şuursuz diyen bu şahıs var ya abi. Sözde bir ara beni dünyadaki bütün elmaslara değişmiyordu. Demek hepsi laftaymış. Lafta kalan o kadar çok şey var ki. Sadakat mesela. İçi boş bir laf. Hmm. Evet evet. Vefa da sadece semt ismi değil mi? Hı. Klişesin sen ya, klişesin. Biraz düşün ondan sonra konuş. Sadakat dediğin şey birlikte olan insanların arasında olur. Sen benden ayrıl, sonra gel sadakat bekle. Sanki ben keyfimden ayrıldım. Cemil abi, Allah'ını seversen sen söyle. Kim sözlüsünün güzellik yarışmasına katılıp mayolu fotoğraf çektirmesine izin verir abi? Sözlüsüne güvenen herkes. Yok öyle bir şey. Var. Ama tatava yaptınız ha. Dur size güzel bir şey çalayım da kafanız dağılsın.
Maşallah saat gibi. Şimdi bir de fotoğraf almaya çalışalım. Hadi be doktor ya, yakala şunun yüzünü. Her geldiğimizde pipi fotoğrafı veriyorsun. Vallahi bu sefer olacak gibi. Yüzü dönük bu tarafa. Gerçekten mi? Hadi oğlum benim ya. Buyurunuz. Yakışıklı bir delikanlı. Vay be. Bu benim oğlum ya. Çok yakışıklı hakikaten. Şuna bak. Tipe bak. Çok karizma ya. Yarın babamla konuşuyorum. Hemen evleniyoruz. Gerçekten mi? Evet. Artık otelde falan yaşamayacaksın. Buradan benim eve geçeriz. Ben eşyalarını aldırırım seni. Enver, ev falan umurumda değil. Ben seninle olayım yeter. Oğlum geliyor, oğlum. Şuna bak. Bugün okula gitmek zorunda değildin Umut. Gitmek istiyorum. Uçurtma uçurduk. Uçurmayı biliyor musun ki? Ne kadar zor olabilir ki Umut? Hallederdik. Dün gece rüyamda babamı gördüm. Öyle mi? Nasıl gördün? Hiç. Duruyordu öyle. Yakında görüşürüz dedi. Çıkışta seni ben alacağım koç. Bahçeden çıkmak yok, tamam mı? Söz mü? Gerçekten gelecek mi? Söz. Tamam söz. Söz. Söz tabii Umut. Erkek sözü. Hadi dersler. Teyze, Umut nerede biliyor musun? Dahan onu okula götürdü. Tutturdu okula gideceğim diye. Kütük gibi uyumuşum ben de. Ne biçim anne diyorsundur şimdi. Ay ne kötü laf o öyle. Der miyim ben öyle hiç? Toparlanacaksın güzel kızım. Çok zor biliyorum ama ayağa kalkacaksın. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Fatma teyze, ben dün hiç uyuyamadım da o yüzden geç kalktım, kusura bakma. Ay herkes de bir açıklama derdinde. Ya bir rahat olun ya. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben börek yapıyorum. Rüzgar pek sever benim böreğimi. Hazır evde yakalamışım, bir börek yapayım dedim. Yardım edelim mi biz de? Olur vallahi. O zaman siz iç hazırlayın. Ben zaten soğanını kavuruyorum. Siz de işte patatesli, pul biberli falan yapacağız. Tamam. Bu pişmiştir herhalde. Çoktan pişti o. Tamam artık altını tamam. Kapatabiliriz. Al şöyle. Bir kızım vardı. Şimdi iki tane daha kızım oldu. Ne güzel. Ben dün çok sormadım da... ...ne oldu Yağmur'a bir anda, nasıl ortadan kayboldu? Biriyle görüşüyordu da... ...işte getir dedim, tanışalım. Hem babanla da tanışsın, görüşsün. Tamam dedi. Sonra
Sonrası bu işte. Bir not bile bırakmadan gitti. Bütün eşyalarını güzelce toplamış. Belli ki planlamış gitmeyi. Allah Allah. Allah Allah. Kız. Ya bunun bir arkadaşı vardı baba lisede. Çok sık görüşüyorlardı. Yeşim. Sordunuz mu ona? Biliyordur belki bir şey. Yani birileri bir şeyler biliyor olmalı baba. Bırak bu işin peşini Dağhan. O ne demek? Niye bırakayım? İstemiyorum çünkü ben. Benim Yağmur diye bir evladım yok artık. O nasıl laf baba öyle? Ya kızın için ölürsün sen. Yağmur bir yana, dünya bir yana. Öyleydi de... Ne oldu? Başımızı önümüze eğdirdi. Bir daha çıkmasın karşıma istemiyorum. Bırak peşini. Ya yardıma ihtiyacı varsa kızım? Ablacığım, burada Yeşim diye biri oturuyordu. Yeşim mi? Yağmur diye arkadaşı vardı. Ben onun abisiyim. Yok, Ziya Beyler oturuyor orada. Taşındı herhalde. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Arabaya bin. Sana arabaya bin dedim. İlkinde de duydum. Haydi bakalım. Of. Anne bu ne ya? Sen evime dönemeyeyim diye yapıyorsun değil mi bunları? Senin başka evin mi var Rüzgar? Var. Kira ödüyorum. Ben abimin hatırına birkaç gün kalayım dedim. Döneceğim yine. Onu abine anlatırsın. Artık temelli burada. Hadi çıkıp git bakalım kapıdan şimdi ne oluyor? Ne Aydan? Konuşmaya fırsat olmadı. Anlat bakalım. Neyi? İşte buralarda olmadığın zamanlarda ne yaptın? Bir yerde çalıştın falan. Yok ya, bir şey yapmadım pek. Bir şey yapmadım. Helal oğlum, helal. Yavaş şey olmuş şunu. Yenge ben seni dobrabilirdim ya. Hı? Sen de değişmişsin. Niye öyle dedin şimdi kıza? O biliyor. Neyi biliyor? Ne diyor bu Aydan? Fatma teyze hani sen diyorsun ya... Dağhan'la barışırsınız diye. Diyorum. Biz bir daha barışamayız. Nedenmiş ki o? Çünkü...
ayrılınca ben başkasıyla görüştüm. Görüştüm derken nasıl? Nasıl yani? Ciddi misin sen? Neden yaptın böyle bir şey Aydan? Çünkü Dahan bıraktı beni, terk etti. Dahan seni terk etti de sen de hemen Dahan git. Dahan sadece beni bırakmadı Fatma teyze. Bana inat olsun diye tezkere de bıraktı, çok iyi biliyorsun. Bana verebileceği en büyük cezayı verdi. Sen benim oğluma bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne yapmışım? O beni bıraktı diyorum. Ona bu kadar kızdın mı? Ahlaksız, ahlaksız. Bir de utanmadan gelmiş soframıza oturuyorsun ha? Sakın bir daha oğlumun karşısına çıkma. Sakın. Bir daha görmeyeceğim seni. Çık git bu evden. Gözüm görmesin hadi. Ahlaksız demek. Dahan peki başkasıyla birlikte olsaydı o da ahlaksız olacak mıydı? Böyle evden kovacak mıydın onu Fatma teyze? Diyorum ki beni bıraktı sırf bana ders olsun diye. Bıraktı gitti beni. Ne kadar bekleyecektim onu, ne zaman döneceğini bile bilmiyordum ki. Bekleyecektin tabii. Dizini kırıp bekleyecektin. Bir de ben seni kızım diye bağrıma bastım ben. Yazıklar olsun sana. Ha ama ben çok iyi biliyordum zaten. O güzellik yarışması falan. Hepsi bahaneydi onun. Neden? Ayrılmak için. Dahan'ın kızacağını çok iyi biliyordun o işe. Ama ayrılmak için bahane ettin onu. Neden? Başkalarıyla rahat rahat düşüp kalkmak için. Yazıklar olsun. Ahlaksız seni. Terbiyesiz. Sen mi bana ahlak dersi veriyorsun? Sen niye saklıyorsun kızını? Ne? Yağmur'un nerede olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Herkese yalan söylüyorsun. Niye söylemiyorsun Dağhan'a, babasına, Rüzgar'a? İki yüzlüsün çünkü sen. Bana bak, benimle doğru konuş. Terbiyesiz, çık git buradan. Biliyor musun? Sen bana bunları söylemeseydin ben zaten buradan çekip gidiyordum. Çünkü senin oğlun da benim ahlaksız olduğumu düşünüyor. Ama şimdi inatına kalacağım burada. Her gün beni göreceksin. Kapına bizzat dayanacağım. Tüm mahallenin ahlakını bozacağım. Herkesin ne kadar iki yüzlü olduğunu göstereceğim. Tamam Fatma teyze. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Sen ne çirkinmişsin. Defol bu evden. Fatma teyze. Defol. Fatma teyze. Defol. Gel. Ahlaksız, gel. Utanmadan konuşuyor. Ben sana su getireyim. Sen ablamın yerini biliyor musun gerçekten? Bana bak, sakın zamanı gelince ben konuşacağım abinle babanla. Siz sakın ağzınızı açmayacaksınız. İki gündür temizlik yapıyoruz senin yüzünden. Temizlik imandan gelir. Hayret bir şey ya. Hani sen bana dedin ya şanssızlığıma güveniyorum diye. Sonra da harbiden kaçmayı başardın. Yetmedi iki adamı geberttin. Benim çok kafama takıldı bu. Bak ben de sana bir şey getirdim. Gerçekten güveniyor musun şanssızlığına? Şanssızlığıma güveniyorum. Ama durup dururken Rus ruleti oynayacak kadar delirmedim. Hadi oradan. Korkuyorum demiyorsun da. Artık yaşamak mı istiyorsun yoksa? Ölmekten vaz mı geçtin? Kendim için değil. Ha.
Anladım. Bak dün olsa belki anlamazdım biliyor musun? Şimdi anlıyorum ama. Benim de bir oğlum olacak. Bugün ilk kez yüzünü gördüm. Tuhaf bir his. Yani eskiden ölümü umursamazdım. Ama bugün bir değişim yaşadım herhalde, dönüşüm. Tebrik ederim. Ama yine de oynayacağız. Bizim bir abimiz vardı, Cafer abi, aile dostu. Artist Cafer. Oyuncuydu bu. Bizim elimizde ne zaman silah görse aynı lafı ederdi. Rus bir ***'ıymış. Silah meydana çıktıysa patlayacak. Çıkışta seni ben alacağım koç. Bahçeden çıkmak yok, tamam mı? Söz mü? Gerçekten gelecek mi? Söz tabii Umut. Erkek sözü. Sonra enteresan bir şey oldu. Cafer abiyi ***'den silahla vurup öldürdüler. Hayatın cilvesi işte. Yani biz deyip geçiyoruz ama onun da hassas bir noktası var demek ki. İllaki. Ben şimdi bunu kutudan çıkardım. Geri koymak olmaz. Allah'tan patlamadı ha. Vallahi ortalığı batıracaktık. Şimdi sıra bende mi? Aynen aynen. Sıra sende. Beni buraya Rus ruleti oynamak için getirdiysen gidebilir miyim artık? Verdiğim sözler var. Tamam. Biraz da iş konuşalım o zaman. Tarzını sevdim. Benim için çalış. Bir silah kaçakçısı için çalışmam. Senin sattığın silahlarla vuruldu arkadaşlarım. Ben olmasam başka biri aracı olacak. O silahlar her halükarda varması gereken yere varacak. Dünyanın düzeni böyle. Senin gibilerin kökü kazınsa gitmez. Benim gibiler. Sen ne yapıyorsun peki? Kime çalışıyorsun? O müdür dediğin herif anaokulu mu işletiyor sanıyorsun? Onun patronu ele. Ben onunla çalışmıyorum. Borç ödüyorum sadece. Hadi oradan. Kendini daha ahlaklı gösterecek bir kulp bulmuşsun. İyi tamam. Ben de silah satıyorum. Silahlar insanları öldürüyor evet. Ama şeker de öldürüyor. Margarin de. Al sana kulp. İş teklifinle ilgilenmiyorum. Gidebilir miyim artık? Ha bu arada biz artık komşu sayılırız ha. Ben sizin mahalleden bayağı bir arsa aldım. Yatırım yaptım oraya. Duydum. Yatırım dediğin şeyleri de biliyorum. Yarın öbür gün o silah patlamadı diye kafanın duvarlara vuracaksın. Haberin var mı? Hay be! Mahallenin pelerinsiz kahramanı daha. Neydi ya, bir laf vardı. Tavşan dağa mı yükseliyordu? Fare dağa trip mi atıyordu? Dağın haberi yok ama. Seninki de öyle bir şey oldu. Fareyle biraz içeyim dedim, hemen attı. Kendini bir zannetmeye başladın. Sadece senin değil, senin 7 ceddini kayıtlardan silerim. Yaşadığını bilen bir tane canlı kalmaz. Duydun mu beni? Senin varlığın lan. O değil de benim gitmem lazım gerçekten. Bir sözüm var, geç kalmak istemiyorum. Ne diyorsun lan sen? Abi. Senin avukat geldi. Anlatması gereken bir şey varmış. Hiç bitmiyor ki zaten o bir şeyler. Geliyorum hemen. Kıpırdamasın bu.
Çıkarlar herhalde birazdan. Gerçekten geç kalacağım. Bu işi kan dökmeden halledelim kardeşim. Ne olur. Hadi. Bir şey merak ediyorum. Kaç para aldınız lan bu işten? Ha? Yoksa arama kurtarma köpekleri gibi ödül maması mı veriyorlar size? Bu haksızlık değil mi lan? Onlara da köpek diyoruz. Size de. Onlar hayat kurtarıyor. Siz sadece otur kalk komutu alabiliyorsunuz. Bir şey daha merak ediyorum. Ciddiyim bak vallahi. Tuvalet eğitiminiz var mı lan sizin? Yine kaçtı it. Babamı koruyamadın Dağhan abi. Bana bir şey olursa ona sahip çıkacaksın.
babalık yapacaksın ona. Söz mü? Ya sen kahraman bir askerdin. Katile dönüştün. İçeride keyfim yerindeydi. Bir daha girerim. Ha canım mı sıkıldı? Bir kravat takarım, iyi halden çıkarım. Dahan. Haberleri iyi, tomografi sonuçları çıktı. Doktor yarın sabah taburcu ederiz dedi. Duydun mu beni? Umut iyi diyorum, bir şey yokmuş, yarın çıkacakmış. Duydum. Nereye gidiyorsun? Sen tam olmamışsın. Aradasın. Yani grisin. Ama bizim işte gri olmaz. Eğer beyaz değilsen simsiyah olacaksın. Çünkü pisliğin pisliği adamlarla uğraşır. Sen ahlaklı olmaya çalışırsın ama onlar ne ahlak bilir, ne racon bilir. Sana en zayıf noktandan saldırırlar. Ailenden, sevdiklerinden. Bak, sana bir abi tavsiyesi. Düşmanının kalene saldırmasını bekleme. En iyi savunma hücumdur. Eğer etrafta seni ısırmak için uğraşan bir yılan varsa, o seni bulmadan sen onu bul. Ve başını ez.
İyi cesaret sendeki ha. Vallahi helal olsun. Seni öldüreceğim. Ama şahsi algılama. Ailem için. Ailen için. Eğer o tetiği çekersen ailendeki herkes teker teker gözünün önünde ölür. Biliyor musun? Son zamanlarda bu tehdidi o kadar çok duyuyorum ki. Ne yapacaksın lan? Öbür taraftan gelip musallat mı olacaksın? Ben değil. Babam musallat olur. Babanı da gönderirim yanına. Güldürdün beni. Sen bayağı gerizekalısın ha. Ölmeden önce göreceğim son surata bak. Ben de senin kadar şanssızım herhalde. Şş, sakin. Sakin. Yağmur. Abi. Abi mi? Ne oluyor lan?